Türkeş meselesini tamamlamak adına eğer MHP'den bir ihraç süreci olursa AK Parti'ye davet eder misiniz Sayın Türkeş? Böyle bir görüşme olmadı aramızda. Ben bunu saygı ve siyasi saygıya da uygun görmem. Sayın Türkeş bir Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili olarak anayasanın gerektirdiği bir vazifeyi yapmak üzere evet dedi. AK Parti'ye geçmek üzere evet demedi. Eğer AK Parti'ye geçmiş olsa, o bu tekliften bağımsız olarak da herhangi birisi, daha önce başka partide olanları olup da bizde olanlar var, bizde olup da şimdi başka partide olanlar var. Sayın Murat Paşeskioğlu bizdeydi, şimdi MHP'de. Evet. Ama yani bunun için böyle bir anayasa ihtiyaç yok. Ben Sayın Türkeş'in, onun için de sormadım. Yani konuşmadık böyle bir şey. Siz partiden ihraç edilirseniz ne olur diye düşünmem ben. Çünkü o zaten böyle bir ihtimali göz önüne alarak dirayetli, cesur bir karar almış. Alternatifini düşünerek o kararı almamış. Dolayısıyla hukuken de şu anda işte bir takım yazışmalar yapıyor MHP'liler, bana da intikal edin. Hukuken şu anda o Milliyetçi Hareket Partili iken bu görevi kabul ettiği için anayasal görevini deruhte etmiş bir Başbakan yardımcısıdır. Benim nazarımda öyledir. O zaman sizin bugün yaptığınız, çok özür dilerim, Türkeş meselesini kapatmadan, Sayın Türkeş bu teklifi reddetmedi, millet de onu reddetmeyecektir derken, hani ben o cümleyi okurken Sayın Türkeş'in yakın bir zamanda belki AK Parti ile yolları kesişir mi çağrışımı aldım, öyle yorumladım. Siz bu konuda kendisiyle en ufak bir konuşma yapmadığınızı, bir imada bulunmadığınızı. Bu göreve geliş gerekçesi o değil. Bu göreve gelen, bu bir AK Parti hükümeti değil ve bu hükümete giren AK Parti'ye girmiş olmuyor. Bu bir geçici bakanlar kurulu anayasanın öngördüğü ve burada herkes o kuralın gereği olarak orada. Dolayısıyla ben bunu Sayın Türkeş'e söylemeyi doğru görmem, etik görmem. Sayın Türkeş'le böyle bir konu konuşmayı da anayasal zorunluluğuyla uyumlu görmem. Ha, Milliyetçi Hareket Partisi şu veya bu karar alır. Bu da şu anda bu işlem tamamlanmış olduğu için, yani Sayın Türkeş Milliyetçi Hareket Partisi üyesi ve milletvekili iken bu teklife hayır demiş olduğu için davet var, icap var, kabul var. Bu iş olmuştur artık. Yani anayasanın gereği yerine gelmiştir. Sonraki başka gerekçelerle başka bir yerden bir ayrılma olması bu icap ve kabulü ortadan kaldırmaz. Evet.